Herkese yeniden merhaba ve Vlog Tower'da 21. videoya hoş geldiniz. Bugün yani bazen olmuyor, bazen olmaz yani bilirsiniz ya. Bugün günlerden cuma ve inanılmaz bir gündü ve yani olmadı. Ya açıp da kamerayı bir merhaba diyemedim. Olmadı. Bazen olmuyor biliyorsunuz, bazen olmaz. Aslında çok hani güzel bir gün. Olur ya hani böyle kızcık şerbeti günleri gerçekten çok güzel bir gün. Benim için özellikle ben böyle çok hani mutlu hissediyorum. Hem haftanın bittiği hem de böyle hani o introyu duyunca, ki ben bu arada özetleri de izliyorum her seferinde. Hani özeti izlediğim an sanki böyle artık haftanın bütün resetini atıyorum ve diyorum ki evet şu anda hafta bitti. Bundan kesinlikle emin olabiliriz. Hani bu şekilde bir kafa yapısına girdim galiba. O yüzden de olabilir. Çünkü hani kızcık şerbetiyle haftanın bitimini böyle eşledim galiba kafamda. O yüzden çok mutlu hissediyorum kendimi. Şu anda da bir hani bir heyecanlandım. Gerçekten hafta bitti şu anda itibaren. Çünkü saatlerimiz 6'yı gösteriyor gibi ve artık oturayım hani bir video editleyeyim dedim. En azından kızcık şerbetine kadar. Ondan sonra da aklıma geldi ki benim bugüne dair bir girişim yok. Bugün hangi vlogta buradayız? Neredeyiz? Yani ne çektim şu ana kadar? Bir bakmam gerekti gerçekten. Sabahki kahvemi bile Mert yaptı sağ olsun. O yüzden bir masada bir kahveyi çektiğimi hatırlıyorum. Bir de yemek yaptım. Onu da çok net hatırlıyorum. Çünkü arada ve çok basit bir şey yaptım. Şöyle bir baktım, açtım dolaba ve dedim ki ne var elimizde? Karnabaharı gördüm, biberleri gördüm, çok az yoğurt gördüm, tahin gördüm ve zeytinyağı, okey dedim. Hani bunların hepsini bir birleştirip çok kısa hemen fırına verebilirim. Çok çabuk bir şekilde dedim. Ve öyle de oldu gerçekten. Çok çabuk bir sos hazırladım. O anları çektim ama anlatmadığım için şu anda anlatabilirim. Bu tarifi çok seviyorum. Ve sırf bu tarifi yapabilmek için en az haftada bir gün ya da iki haftaya bir ya da haftada bir kesinlikle bizim evde böyle bir karnabahar yeniyor. Çok da güzel oluyor. Bugün akşama da şöyle bir planım var. Zaten böyle çay içmeyi çok seviyorum. Kızcık şerbetiyle birlikte böyle bir çay modumuz var yani. Doğum gününde yaptığım keki fotoğraf çektim. Ama akşam artık çok geç olmuştu. O yüzden yememiştik. Keki de olduğu gibi dinlemeyip buzluğa attık. Ve bugün çay ve kek keyfi var bizim evde. Gerçekten çok güzel bir şey. Buzluğa bir tek kek atmamıştım. Onu da yaptık. Tam oldu. Ondan önce de bir hani peynir tabağı gecesi yaparız dedik. Çünkü böyle hani bu hafta diyorum ki mümkün olduğunca bir gitmeyelim markete. Bizi nereye kadar götürüyor bir bakalım. Böyle hani bu hafta da bir geçsin. Ne kadar çok taze ürünümüz varsa hepsi bir bitsin. Ondan sonra gidelim ve alalım diye düşündük. Hani bazen de böyle oluyor. Bazen sürekli almak istiyorum. Bazen de bir bitsin, bir göreyim istiyorum. Böyle bir durumdayım yani şu anda. O yüzden de şu anda bir bitsin dediğim yerdeyim. Bu hafta markete galiba gitmeyeceğiz. Ama benim pek sağım solum belli olmaz. Zaten bunu siz çok iyi biliyorsunuz. İçeride de robot süpürge çalışıyor. O yüzden onun sesi geliyor olabilir. Artık lafı daha fazla uzatmadan günün özetini verdiysem eğer Elon Candle'ı açalım. Önce Harry Potter'dan başlayalım. Bakalım bugün 21'de ne çıkacak? Elon muydu? Bilen var mı? Sanki Elon da olabilir. Sanki Ron'un baykuşu da olabilir. Sanki Elon daha böyle. Yani bir tık daha böyle şeydi. Gözleri küçüktü diye hatırlıyorum. Ama emin de değilim şu anda. Bir şey çıktı. Hologramlı bir şeye benziyor. Ay en sevdiğim sahne. Profesör Lupin Dolunay'dan sonra kurt adama dönüştüğünde Sirius da mecburen köpeğe dönüşüyordu ya, siyah köpeğe. Sirius buradayken, kurt adam oradayken arkasında da Ron, Hermione ve Harry vardı. Ron zaten ayağı sakattı. Sonra tam böyle sinirli bir şekilde gelip orada tehlikeye görünce hepsine böyle kol kanat gerdiği o sahne var ya, o kadar güzel ki. Ve tam olarak bu. Bu o sahne. Şöyle. Bunlar çok eskiden vardı. Bence hepimizin bir tane olmuştur bundan. Bunlar böyle cipsten çıkarlardı. Şu şeyi bile. Bunu bile özlemişim. Yani böyle cipslerden çıkardı bu hologramlar. Hologram mı deniyor acaba bunu? Çok güzelmiş. Ama uzun süre bakınca insanın başı dönüyor. Çok güzelmiş. Bunu sevdim. Yani Harry Potter'da daha nadir sevdiğim şeyler çıkıyor. Benim favorim yani tabii ki Friends. Ama hani ikisi de benim bebeğim dediğim yerdeyim yani. 21. Bakalım nerede? Bazıları böyle ikili ikili. Bazıları tekli.
Bu yüzden biraz zor oluyor bakması da gerçekten şu anda bulamıyorum 21'i. 21 buldum. Çünkü böyle çok fotoğraf varmış ve köşede kalmış. Şu. Bir sahne var hatta. How I Met Your Mother'da. Hani onlar sürekli barda oturuyorlar ya. Bir gün de kafeye gidelim. Hani nasıl oluyormuş. Bu kafeye gidiyorlar. Kahve içiyorlar. Oturuyorlar ve olmadığına karar veriyorlar. Böyle birbirlerine bakıyorlar falan ve kesin diyorlar ki hayır böyle değil. O yüzden böyle hani o prense bir göndermeleri var. O sahne geldi aklıma. İçecek tarifleri çıktı. Şöyle Central Perk yine karton bardağıyla. Keşke böyle bir bardağı da olsaymış o zaman ama hep kupada ya da böyle değişik bir yer bir şekilde. Herhalde şeyleri nasıl veriyordu? Düz bir bardakta, karton bardakta veriyordu galiba. Düz bir bardakta veriyorlardı paket aldıkları zaman. Mesela diyor ki Morika'nın mokoletli, hani bu çaklıt yerine bir mokolet vardı ya, işsiz kaldığı bir zaman Monica'nın böyle bir sürü şey denemişti. Aslında firmada gıdaya uygun rapor alamamış ve Monica da böyle tarifini yaparken çok fazla tadına bakmış. Hatta diyor ki ne kadar baktın tadına, ne kadar yedin. Ondan sonra işte çişini yaparken yanma var mı, mide bulantın var mı falan filan diyordu. Sonra hayır falan diyor. Sonra işte çeki verip böyle apar topar yolluyorlardı Monica'ya. O geldi aklıma. Monica'nın çikolatalı yer fıstığı ezmeli kurabiyesi ve karamelle o karıştırılmış bir shake'i. Yeni bir iş aldığında mokoletle. Bu sentetik bir çikolata eşleniği aslında bu sahte bir çikolata tadı. Ama tek yenilme durumu da aslında bir tarifin içinde kullanılarak olması. Sonra bir tane de tarif vermişler. Bir blender'ın içerisine çikolatayı, vanilyalı dondurmayı, bir kurabiyeyi böyle pürüzsüz ve kremsi yapmak gerekiyormuş. Sonra da eritilmiş süt tuzu da kullanabilirsin eğer kullanıyorsan diyor. Ve bunların hepsini bir ince uzun bir bardağa koyup üzerine krema sıkıp ve üzerine de karamel sosu da şöyle bir geçebilirsin. Ve tabii ki yer fıstığı da koyacaksın diyor. Şöyle bir tarif, yani tam olarak ne kadar çevirebildim mükemmel olmadı ama hani bakmak isterseniz tarifi burada belki şu anda ekran görüntüsü alabilirsiniz. I Hate Rachel Thai Iced Tea'si. Bu da Brad Pitt gelmişti ya zamanında Ross'la birlikte Rachel Hate Club gibi bir şey kurmuşlar. Rachel'a nefret ediyorlarmış falan. Onunla ilgili bir şey bu da. Bu da çaylı bir tarif. Bir tane tahin çayı, 3 tatlı kaşığı tatlandırılmış konsantre süt ve buz. Paolo, ay Paolo çok sevmediğim bir karakter. Paolo bu İtalyan olan Rachel'la bir süre çıkmıştı. Sonra Phoebe'ye sarkıntılık yapmıştı da Rachel'la ayrılmışlardı. Sonra Ross'la bir araya gelir gibi olup Ross'la diğer kız birlikte olunca bu Julie. Julie ile Ross birlikte olunca Paolo'yla Rachel da tekrar birlikte olmuştu ve herkes çok ayıplamıştı. Sevmiyorum. Affogato tarifi bu da. Bu da zaten klasik bildiğimiz affogato. 2 kaşık iyi kalitede vanilyalı bir dondurma. Üzerine de bir shot sıcak espresso. Ya da bir, bu nasıl bir ölçü birimi Amerika'da bilmiyorum. Bir ekstra uzun çekim filtre kahve. O da böyle. Zaten klasik bir affogato tarifi. Şöyle göstereyim bunu da belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Bir de ha bunu göstermeyi unutmuşum. Rachel'dan nefret ediyorum. Çayın tarifi de burada. Evet ve böyle. Yani bu aslında şey oluyor, hani tatlı oluyor. Öyle şeyleri seviyorum genel olarak. Şimdi ben artık çok fazla uzattım lafı yine. Her zamanki gibi ama bu da benim için terapi gibi bir şey, yani böyle anlatmak, böyle hani bunu böyle kaydetmek, sonra vloglamak ve bunu yayınlamak benim için terapi gibi bir şey. Ve şimdi ben artık biraz ikinci işime, yani YouTube'a bakayım. Bayağı bir izlemem gereken videom var ve gerçekten birazcık da sıkışmış durumdayım yine her zamanki gibi. O yüzden de dedim ki bir geleyim, bir merhaba diyeyim. Ama akşam Kızılcık Şerbeti'ni izleyeceğiz. Güzel bir peynir tabağı yapacağız. Dolapta ne varsa yine. Ve o zaman da görüşürüz. Çünkü ben böyle peynir tabağı yapmayı çok seviyorum. Ve bunu da böyle göstermeyi de çok seviyorum. Birisi yaparken ona
İzlemeyi de çok seviyorum fikir olarak. O yüzden akşam yine görüşeceğiz. Şimdi çok güzel bir yağmur yağıyor. Biraz mum yakayım, gözlüğümü takayım ve böyle hafif esintiyle birlikte video editleyerek en azından bu kısmını romantize edelim işin. Ve akşam yine görüşeceğiz. Fıstık şerbeti başlamak üzere ve peynir tabaklarımızı yapacağız. Havada donuyor gördüğünüz gibi. Neler varmış altta bir çıkarttım. Şöyle bir peynir kullanacağız. Bu peyniri almıştık yine. Bundan kullanacağız. İkiye bölelim. Old Times'lerden kullanalım. Bu da orijinal olan. Zaten 4 tane. İçine de biraz yaban mersini koyalım. Elma. Bir zeytin ezmesi. Mert'e de şöyle şu zeytinden kullanacağız. Bunu da koyduk. Edmund Kendi'den çıkan bir kayısı marmelatı var. Şöyle bir şey. Bu da iyi gider diye düşündüm. Orta yapacağım bundan. Karakter olarak da şöyle iki tane seçeneğimiz var. Bu tuku çok seviyorum. Hem zeytin ezmesiyle hem de peynirle. Çok güzel gidecektir. Bunu koyduk. Birazcık da minik tuzlu. Gerçekten müthiş görünüyor. Şimdi bir de yakından görelim. Bir de şöyle yakından görelim. Gerçekten bayağı güzel oldular.